Evet sevgili izleyiciler, bir iftarı beklerken programında yine sizin evlerinize, gönüllerinize misafir olmaya geldik. Bugün yine çok değerli bir hocamız, çok uzaklardan ama aslında çok yakından bir hocamız bizlerle beraber olacaklar. Hocamın ilminden, bilgilerinden istifade edeceğiz. O uzak gibi gözüken mekanların ne kadar yakın olduğunu hocam bize anlatacak. Hocamla bir hasbihal edeceğiz, paylaşacağız. İnşallah bu güzel vaktimizi böyle değerlendireceğiz. Misafirimiz kim diye soracak olursanız, Etiyopya Din İşleri Müşavirimiz Yaşar Çuadar hocamız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah hocam, sefalar olsun inşallah. Allah razı olsun. Sevgili izleyiciler, Ramazan'ın ortası, hani evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat diyor ya Allah Resulü. Ramazan'ın 17'si. İftar vakti yaklaşıyor. Ömrümüzün geçtiği gibi bakın Ramazan'ın ortası da geldi ve geçiyor. İnşallah bugün yine programımıza sözlerin en güzeli olan Kur'an tilavetiyle başlamak istiyoruz hocam müsaadenizle. Tabii ki Büyük hocam. Çamlıca Camii İmam Hatibi Yunus Balcıoğlu hocam da mikrofon. Sevgili hocam buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر صبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ. صدق الله العظيم. Evet hocamıza teşekkür ediyoruz. O güzel sesine, yüreğine sağlık. Rabbim sağlık afiyet versin. Sevgili hocam tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Teşekkür Yaşar ediyorum. Tuhadar kimdir desem, neler söylemek istersiniz hocam? Sizi tanıyalım Evet. kızım. Öncelikle sizlere teşekkürle konuşmama başlamak istiyorum. Bu mübarek Ramazan gününde, rahmet ve mağfiret ikliminde insanlarımıza, sizi, bizi izleyen dinleyicilerimize, halkımıza böyle güzel bir iftar saatinde, iftar öncesinde halkımızı bilgilendirmeye yönelik, halkımıza Kur'an'ı hakikatleri aktarma noktasında vesile olduğunuz için, bizleri de bu güzel programa davet ettiğiniz için, bizi misafir ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah hocam. Bizi izleyen değerli dinleyicilerimize, değerli izleyenlerimize de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Cenab-ı Hak yapmış oldukları ibadetleri, tutmuş oldukları oruçları, hayır ve hasenatlarını kabul buyursun. Yaşar Çuhadar kimdir? 1975 Uşak doğumluyum. İlkokulu kendi köyümde tamamladıktan sonra İmam Hatip Lisesi Hafızlık Uşak Zümrüt Kur'an kursunda tamamladım. Hafızlığın akabinde İmam Hatip Lisesi'ne başladık. 1996 yılında mezun olduktan sonra Mısır El-Ezher Üniversitesi'nde İslam Hukuku bölümünde üniversite öğrenimimize başladık. 2001 yılında mezun olduk Mısır El-Ezher Üniversitesi İslam Hukuku bölümünden. 2001 yılında memleketimize geri döndük. Ardından bir askerlik vazifemizi tamamladık. 2003 yılında da Diyanet İşleri Başkanlığımızda Vekil İmam Hatip olarak göreve başladım. 2008 yılına kadar Uşak köy, kasaba, ilçe ve merkezinde görev yaptıktan sonra Haseki Eğitim Merkezi, İstanbul Pendik Haseki Eğitim Merkezi'nde Haşere Takrib Tayyibe Kıraat bölümünde oranın sınavına girdik. Elhamdülillah kazandık ve Talip Akbal hocamız, Ramazan Pakdil hocamızın rahleyi tedrisinden geçerek 3 yıl boyunca da 2011 yılına kadar da Sek Eğitim Merkezi'nde kıraat eğitimimizi tamamladık. Kıraat eğitimimizi tamamladıktan sonra yine İstanbul'da Kadıköy Osman Ağa Camii'nde 2015 yılı Şubat-Ocak ayına kadar, 2015 Ocak ayına kadar da Kadıköy Osman Ağa Camii'nde görev yaptıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığımızın açmış olduğu Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliğine sınavına katılarak orada da elhamdülillah başarılı olarak Kıraat Kurulu üyeliğine atandık. 2015 yılından 2023 yılı Şubat ayının 28'ine kadar da bu görevde elhamdülillah hizmet etmeye gayret gösterdik Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu bölümünde. Tabii bu görevimiz esnasında hem yurt içi hem yurt dışı organizasyonlarda bilfiil organizasyon sorumlusu olarak yurt dışı organizasyonların özellikle 2015 yılından itibaren pandemi ve deprem yıllarını çıkartır isek uluslararası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması Musafir İnceleme ve Kıraat Kurulu'nun uhdesinde olan bir vazifeydi. Onun yurt dışı dış ilişkiler sorumlusu olarak görev yaptık. Yurt içinde yarışmalar, yurt dışında yarışmalar. Ayrıca bu dönem içerisinde de hem yurt içinde hem yurt dışındaki uluslararası ve ulusal yarışmalarda jüri üyeliği görevlerimiz oldu. Tunus'ta, efendim Rusya'da, Bahreyn'de, çeşitli ülkelerde, Almanya'da yapılan uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmalarında jüri üyeliği görevlerinde de bulunduk. Elhamdülillah memleketimizi, ülkemizi en güzel şekilde temsil etme gayretinde bulunduk. Şimdi de işte biraz önce de bahsettiğim gibi 2023 yılı 28 Şubat itibariyle Addis Ababa, Etiyopya'nın başkenti olan Addis Ababa Din Hizmetleri Müşavirliği görevini ifa etmeye çalışıyoruz. Burada hizmet etmeye çalışıyoruz. Başkanlığımızın ve Türkiye Diyanet Vakfımızın bizlere tevdi etmiş olduğu görevleri yerine getiriyoruz. Burada vakfımızın hayır ve hasenat babından olan faaliyetlerini burada gerçekleştiriyoruz. Dilerseniz ilerleyen saatlerde, İnşallah ilerleyen hocam. dakikalarda bunlara da gireriz. Hizmetlerinizi daim eylesin hocam. Amin efendim. Amin Allah. Hocam bir kelime kullandınız. Seyircilerimizin içinde duymayan, bilmeyenler olabilirler. Rahmet ayındayız biz.
11 ayın sultanı, Ramazan ayındayız. Niye Ramazan çok kıymetli? İçinde Kur'an nazil olduğu için kıymetli. Kur'an niye kıymetli? Bize nazil olduğu, biz çok kıymetliyiz. Cenab-ı Allah en güzel sözlerini bizi seçip, bakın değerli izleyiciler, bizi seçip bize göndermiş. Bu bile korkunç büyüklükte ve güzellikte bir şeref. Bizi seçmiş en güzel sözlerini bize. Ve Hatemen Nebiyyin olan Nebilerin sonuncusu, peygamberlerin sonuncusunu da bize peygamber olarak göndermiş. Bu bile bize nefesimiz adedince elhamdülillah desek bile az gelir sanırım. Kesinlikle. Sevgili hocam, Kur'an ayındayız. Kur'an nedir desem size, neler söylemek istersiniz? Evet. Şimdi yine biraz önce söylediğiniz gibi Kur'an-ı Kerim yine Kur'an'ın ifadesiyle o kitap ki Elif la mim zalikel kitabu la raybe fi, o kitap ki kendisinde hiçbir şüphe olmayan ve hudellil muttakîn, takva ehli veyahut da takvayı isteyenler için, muttaki olmak isteyen, yani Allah'tan korkan diye de tercüme edilir. Müttakî, yani Allah'tan korkanlar için bir hidayet rehberidir, bir hidayet kaynağıdır değil. Hocam şöyle bir parantez açsam desem ki Allah'a gereği gibi saygı duymak isteyenler için desek. Evet, işte tam noktaya bastınız. Ben de onu ifade edecektim. Allah'a ya hakiki manada yaklaşmak isteyen, Allah'la buluşmak isteyenler için bir hidayet rehberidir. O kitap öyle bir kitaptır ki onda hiçbir şüphe yok. Peki Allah Teala kendisine ulaşılması için neyi vesile kıldı? Kur'an-ı Kerim'i vesile kıldı. Dolayısıyla şu ifadeyi kullansam garip kaçmayacaktır. Kur'an bizim her şeyimizdir. Biz Kur'ansız bir hiçiz. Eyvallah hocam. Biz Kur'ansız bir hiçiz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e peygamberliğini ilan ettiği andan itibaren ona tebliğ, sen peygamber oldun artık. Ben seni Resul olarak seçtim. Ve kalk ya eyyuhel müddessir, kum feendir. Ey örtüsüne bürünen Muhammed, kalk ve uyar. Artık ahiret var, cennet var, cehennem var. Ve insanlara dünyada yaşamaya devam ettikleri sürece uymaları gereken düsturları peyderpey indirmeye başladı. İşte Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir. Bir, yani aldığımız herhangi şu dünya hayatında elimize aldığımız bir telefon, evimize aldığımız bir çamaşır makinesi, evimize aldığımız bir bulaşık makinesi. İlk önce ne yapıyoruz? Açıyoruz, kullanım kitapçığını okuyoruz değil mi efendim? Kullanım kılavuzunu okuyoruz değil mi? Evet. İşte Cenab-ı Hak bize ayetinde ne diyor? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben bu dünyayı, insanları ve cinleri ancak ve ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Yaratılış gayemiz sadece ve sadece kulluk. Peki bu kulluğu yaparken biz neye göre kulluk yapacağız? Navigasyona göre hocam. Evet, Yol hayatımızın bilgilerine göre. navigasyonu. Evet, ağzınıza sağlık. Hayatımızın navigasyonu, hayatımızın kılavuzu, hayatımızın başucu kitabımız, başucu rehberimiz. Yani günlük hayatımızda da bir işi yapmak istediğimizde, bir faaliyeti gerçekleştirmek istediğimizde, o faaliyeti nasıl yapabilirim diye fizibilite çalışmasını yapıyor muyuz? Yapıyoruz değil mi efendim? Altyapısını hazırlıyoruz değil mi? Bir bina yapacağız. Gidip de hadi gel, hadi koydum seni olmuyor değil mi? Bunun Evet. bir altyapısı var. Bunun bir çalışması var. Aynı şekilde bizim kulluğumuzun da kullanım kılavuzu Kitab-ı Kerim'imiz. Hocam hatta ben bazen şu ifadeyi kullanıyorum programlarımda. Diyorum ki ben gözlüğü çıkardığım zaman göremiyorum sizi. Evet. Gözlüğü takınca diyorum ben hepinizi net görebiliyorum. İşte bu. Evet. Yani işte Kur'an-ı Kerim niçin kıymetli? Rabbimizin bir kere kelamı. Biz Allah'la konuşmak isteyen Kur'an okusun. İşte bitti. Biz Allah'la konuşuyoruz. Kur'an okuduğumuzda Allah'ımızla konuşuyoruz. Dolayısıyla böyle bir kitap, bizim hayat düsturumuz olan kitap niçin kıymetli? Rabbimizin kelamı olduğu için. Peki bu kitap şu içinde bulunduğumuz ayda indirildiği için bu ay bize çok kıymetli kılındı. Evet. Niçin deriz? Hep denir, değil mi? Bütün hocalarımız, bütün programlarda, bütün sohbetlerinde Kur'an ayı, Şahrul Kur'an, Ramazan. Niçin böyle? Yine Rabbimizin kelamı. Şahru Ramazanellezî unzile Unzile fihil fihil Kur'an. Kur'an. Niye?
O ay ki, o Ramazan ayı ki, Kur'an o ayda indi. Unzile fihi'l Kur'an huden linnas. Yine insanlara bir hidayet rehberi olsun ve beyinatin ve ayetleri göstersin. Bize delilleri, ayetleri, neyin delillerini? Onun varlığının kudretini, Rabbimizin ne kadar kudret sahibinin olduğu delilleri gösterilsin diye. Neyle? Kur'an peyderpey indirildikçe, değil mi? Hani Mekke müşrikleri bir anda Kur'an'ı ellerinde bulmadılar. Hocam Peyder. mef'ulü muhalif deriz ya. Evet. Cenab-ı Allah'ın büyüklüğünü değil de o zaten büyük hocam. Kendi küçüklüğümüzü ve acziyetimizi görmek için desek. Tabii ki zaten hani Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayet-i kerime var. Hadi Araplar en çok ne? O dönemin Arapları, cahiliye devrinin Araplarının en büyük özelliği neydi efendim? Belagatta, Belagat, edebiyatta, şiir, edebiyat. şiirde çok üst seviyelerdeydi. Çok çok üst seviyedeler. Ama Kur'an'ın o mucizliği, yani Kur'an'ın o edebiyattaki, belagattaki zirve noktası onları aciz düşürdü. Sizlerce de malumdur. İnadından iman etmeyip de Evet. gizli gizli duvarlar arkasından, Dinliyorlar. evlerin böyle sokakların arasından gizli gizli Kur'an okunurken, Peygamber Efendimiz o Kur'an'ı okurken gizli gizli dinleyen müşriklerin hikayelerini, o Evet. gelen hadis-i şeriflerde hepimiz biliyoruz değil Biliyoruz. mi? Kendilerini işte Cenab-ı Hak bu Kur'an-ı Kerim'i böyle bir ayda indirdi. Dolayısıyla yine başka bir ayeti de getirin bakalım. Madem ki bu kadar çok kendinize güveniyorsunuz. Kul fa'tu bi sure, bir harf, ilk önce bir harf getirin. Buna benzer bir harf getirin. Olmadı. Hadi bakalım kendinize Cennetlik. güveniyorsanız bir de bir sure getirin. Cennetlik. Getirin. Ama Beğenmişsin. getiremez. Ama Beğenmişsin. getiremez. Getiremez de. Kur'an'ın mucizliğini bugüne kadar yine inna nahnu nezzelna zikra ve inna lehu lehafizun diye bir ayet-i kerime var Hicr suresinde. Ne Evet. diyor? Muhakkak ki o Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik ve kıyamet gününe kadar da biz onu muhafaza edeceğiz. Bunu hem yazmayla, hem okumayla, hem Ezberle. ezberiyle. En büyük özelliğimiz zaten Kur'an-ı Kerim'in rahat bir şekilde ezberlenebilmesidir. Dolayısıyla bu da bir mucizedir. Bunu Cenab-ı Hak nasip ettiği kullarına seçtiği. Çünkü ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Şimdi biz o kitabımızla diyor, kullarımızın içerisinden seçtiğimiz kimselere varis kıldık, kitabı muhafaza etme hususunda. Dolayısıyla bu Cenab-ı Hakk'ın bütün bu sözleri ilk gün nasılsa bugün de tecelli etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in mucizliği, mucizeliği hala devam etmektedir. En basit yalın ifadelerle söyleyeyim size. Bırakın 600 sayfayı. En basit ifadelerle yazılmış bir Türkçe eseri, Türkçe, İngilizce, Fransızca hiç fark etmez. Kul, insan kelamı olan bir kitabı. Bırakın ya, şöyle iki dosyayı hiçbir şekilde noktası virgülüne kadar hatasız bir şekilde ezberleyin deyin bakalım. Kaç kişi ezberleyebiliyor veya Hocam ne kadar? hatta şöyle tam şunu söyleyecektim ben de size. Şimdi biz kendi dilimizde derken bütün Müslüman alemi kastediyorum. Evet. Arabı, Almanı, İtalyanı yani kendi dilimizde herhangi bir metni sesli okumaya kalktığımızda bir sayfa, iki sayfa, üç sayfa sonra bizim sesimizin yorulduğunu Kesinlikle. hissederiz. Ama Tabii. Kur'an-ı Kerim'i açıp baktığımız zaman okumaya başladığımızda bilmiyorum ama 100 sayfa oluyor. Diyorsun ki ya 100 sayfa olmuş. Şimdi sevgili izleyiciler, şimdi 100 sayfa deyince gerçekten okumasını bilmeyenler için çok gibi ama siz eğer okumasını biliyorsanız hocam Kur'an okumak nedir? Biz Kur'an'ı sadece Arapça metninden mi okuyacağız yoksa Kur'an'ın yine ifadesiyle onu sen onlara açıklayasın diye onu Arapça indirdik. Evet. Kur'an açıklansın ve anlaşılsın diye gelen bir kitap mı? Elbette şifaun ve rahmetun onun orijinal metninde şifa olduğuna ben iman etmiş bir insanım. Evet efendim. Evet efendim. Kur'an-ı Kerim'i sadece biz Arapça metninden mi okuyacağız? Yoksa anlamaya çalışıp da mı okuyacağız?
Yoksa kuru kuruya okuyacağız mı hocam? Rabbim affeylesin bu kelimemi, cümlemi. Efendim şimdi biz Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla, Arapça lafzıyla okumaya kalktığımızda ilk önce bir harflerini öğreniriz. Harflerini öğrendikten sonra artık onun yardımcı edatlarını öğreniriz. Seslendirmelerini getiren, e, i, ı sesini veren, hareket dediğimiz. Daha sonrasında bir ilim haline gelmiş olan tecvidli okumaya gireriz. Bunu Allahu Teala bizden varattilil Kur'an'e tertiyle, bu tertil dediğimiz, varattil ve tertila dediğimiz tertil ifadesi çok geniş bir anlam ifade ediyor. Tertil ifadesi sadece okuyun, harflerini öğrenin, seslendirmelerini öğrenin, efendim kaidesini Kur'an'ını okuyun Yavaş değil. yavaş okuyun. Yavaş yavaş okuyun, hızlı hızlı okuyun, bu da değil. Sadece okumayı, salt okuma değil, tertil dediğimiz anda okuyun, manasına da vakıf olun. Bunu anlayın. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in tarifine baktığımız zaman Allahü Teala tarafından levh-i mahfuzda yazılmış olan ve Peygamber Efendimiz'e tedricen indirilmiş olan, tedricen demek Parça parça, merhale parça merhale, parça, parça parça, kısım kısım, sure döneme sure yayılmış indirilmiş. şekliyle indirilmiş olan ve Peygamber Efendimiz'e indirilmiş olan ve bakınız burası işte can alıcı nokta burada ve okunmasıyla ibadet edilen Kur'an-ı Kerim'in tarifine baktığımızda iki kapak arasına alınmış, Peygamber Efendimiz'e indirilmiş ve okunmasıyla ibadet olunan, namaz kılarken okunması, namaz dışında okunması gibi ayrımlara gidilmemiş. Bunu okuyan, muhterem hocam, bunu okuyan kişi, okumasını öğrenen, alfabesini öğrenen, başından sonuna kadar en güzel şekliyle okumak, okuyan bir kere kazançlı hocam. Yani ben bunu kuru kuru okudum, anlamıyorum. O zaman benim okumama gerek yok. Bu kasıtlı olarak insanlarımızın kalbini, gönlünü, efendim akıllını karıştırmaya yönelik olan propagandalar olarak değerlendiriyorum ben. Bir kere Kur'an okuyan, çünkü ne diyor? Elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir, her harfine de bir 10 kat sevap vardır demiyor mu Peygamber Efendimiz? Dolayısıyla biz burada Sayın Hocam kesinlikle Kur'an'ı işte kuru kuru okumak bize bir fayda vermez. Ama en güzel olanı nedir efendim? Kur'an'ı hakkıyla öğrenmek, tecvidiyle öğrenmek, kaidesi kuralıyla öğrenmek. Onu öğrendikten sonra mümkün ise yani Kur'an okuyan bir insan isterse açıp mealini okuyabilir. İsteyen kişi Arapça öğrenebilir. Hocam çok özür dilerim. Üç katlı bir ev var. Evet. 1 milyon lira. Üç katlı bir ev var. 50 milyon lira. Niye o triplex hocam? Evet. Tek katlı bir ev var. 1 milyon lira. Tek katlı bir ev var. 10 milyon lira hocam. Doğru. O da ev. O da ev. Ama hiç kimse o tek katlı normal eve değil, öteki eve talip olmak istiyor. Ama iş Kur'an'a gelince, hayır efendim ya ne gerek var? Buyurduğunuz gibi o ev güzelleştirilmeli hocam. Kesinlikle efendim, Sesiyle de, kesinlikle. sözüyle de, okuyuşuyla da, hissedişiyle de ama bir tık ötesi yaşama yansımasıyla değil mi hocam? Kesinlikle efendim. Ya örneklerini sosyal medyadan görüyoruz. Hocalarımızın kendi hayatlarında, üstadlarımızın kendi hayatlarında yaşamış olduğu tecrübelerden görüyoruz. Şimdi rahmetlik, Allah rahmet eylesin, İsmail Düşer hocamız, mekanı cennet olsun. Onun ezanıyla şehadete kavuşan, Evet. İslam'la şereflenen, ya ne yaptı? Açıp da Kur'an mı okudu? Açıp da Kur'an'ın manasını mı söyledi? Sadece ezan okudu, Kur'an okudu. Evet. Dolayısıyla görüyorsunuz ilk defa Kur'an okuyan, Kur'an'ı dinleyen, özellikle efendim geçtiğimiz yıllarda Kur'an-ı Kerim son bir yıl içerisinde çeşitli ülkelerde yakılma hadisesi, Kur'an-ı Kerim'in yakılma hadisesinden sonra ve insanların Kur'an'a olan bakış açısı, Gazze saldırıları, oradaki kardeşlerimize de Rabbim affet buradan dua eylesin. ediyoruz. Allahu Teala üzerlerindeki bu ağır belayı, aslında onlar bela bizim üzerimizde Sayın Hocam. Onlar bela değil. Onlar Katılıyorum hocam. imanlarının gereği sabrediyorlar. Katılıyorum hocam. Terk etmiyorlar. Bela bizim üzerimizde. Allah bizim üzerimizdeki belayı kaldırsın ilk önce. Amin. Rabbimden duamız budur. Baktığınız zaman ya
Bu nasıl bir imandır ki annesi ölmüş, kocası ölmüş, kucağındaki çocuğu ölmüş, ailesinden hepsi ölmüş ve hala Allah diyor ve Kur'an okuyor ve hala o iman. Ya bu nasıl bir kitaptır? Bu nasıl bir dindir? Bu nasıl Kur'an-ı Kerim? Kur'an-ı Kerim'e olan rağbet, ilgi arttı Sayın Hocam. Doğru Ama hocam. işin bu tarafına bakıyoruz bu şekilde. Ama bilinçli olarak, kasıtlı olarak yapılan, biraz önceki ifadenizde buyurduğunuz gibi, yani Kur'an-ı Kerim'i kuru kuruya, papağan gibi okumayalım, okumuyorsak anlamayalım gibi bir de aleyhte de bir propaganda da, bu da bizim ülkemizde yaşanıyor. Bu da Maalesef. çok acı bir gelecek. Bu da bir Maalesef çok hocam. acı bir Maalesef. vakamız. Hocam, az önce bir ayet okurken harf dediniz. Evet. Yani bir harf getirsinler veya mislini getirsinler. Yine ben harf üzerinden yürümek istiyorum. Başka bir ayet-i kerimede de yanlış hatırlamıyorsam o Kur'an-ı Kerim 7 harf üzeredir. Bu harfler nedir? Elif, lam, mim birer harftir dediniz. Bakın yine harfler üzerinden yürüdünüz. Evet efendim. Hurufu mukattalar var Kur'an-ı Kerim'de, harfler var tane tane. Bir de siz cümleye kendi başlarken, kendinizi tanıtırken aşırı takrib tayyibe dediniz. 3 yılda bahsettiniz. Nedir hocam? Harfler nedir? Aşara nedir? 7 harf nedir? Tayyibe nedir? Bu Evet. konularda neler söylemek istersiniz hocam? Şimdi bu mesele başlı başına saatlerce konuşabileceğimiz uzun bir mesele. Fakat seyircilerimizin böyle rahatlıkla anlayabileceği tarzda kısa bir açıklama yapmak gerekirse, aşere, takrib, tayyibe dediğimiz olgu, bu bir ilimdir ya ilk önce. Buna biz kıraat ilmi deriz. Kıraat ilminin altında da deriz ki kıraat ilmi aşeredir, takriptir, tayyibedir. Peki nedir aşere, takrib, tayyib? Şimdi biraz önce sohbetimizin başlangıcında ifade ettiğimiz gibi Ramazan ayı başlangıcı, Ramazan ayının Kadir gecesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hak Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i "Ikra bismi rabbikellezî halak" ayeti kerimesiyle birlikte nazil etmeye başladı, indirmeye başladı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'i peyderpey ilk andan itibaren artık bir noktaya kadar kendisinde muhafaza etti. Belirli bir müddet sonra yine bir başka ayeti kerime emri gereğince dedi ki artık uyarmaya başla. Tebliğ et. Akrabalarından başla. Elbiseni temiz tut. Ve thiyâbeke fatahhir. Değil mi? Evet. Dolayısıyla artık tebliğ süreci başladı. Tebliğ süreci devam etti. Mekke dönemi, Medine dönemine geldik. Mekke döneminde sadece Mekke ve Kureyş ve Kureyş çevresindeki Kureyş kabilesinin çevresindeki kabilelere bu tebliğ yapıldı. Medine dönemi yine ayetler devam etmeye, ayetler nazil olmaya devam ediyor. Tabii Peygamber Efendimiz üzerindeki emaneti insanlara aktarmaya, tebliğ etmeye, fetihler yapmaya değil mi? Bunlarla birlikte bunlar devam ediyor. İslam coğrafyası artık genişlemeye başlıyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim özelinde yine meselemize dönecek olur isek, Kur'an-ı Kerim evvel emirde, ilk başlangıçta Kureyş lehçesi üzerine, Kureyş kabilesinin konuşmuş olduğu lehçe üzerine indirildi. Peki Mekke dönemi bitti, bitmedi aslında. Mekke devam ediyor. Medine'de yaşıyor Peygamber Efendimiz. Vahiy süreci devam ediyor. Fütuhatlar genişlemeye başladı. Tebliğ devam ediyor. İslam'a giren kabileler artmaya başlıyor. Devletler artık devreye girmeye başladı. Farklı ülkeler fethediliyor. Farklı bölgeler fethediliyor. Tabii şimdi burada hemen bir parantez açıyorum. Kendi ülkemizden örnek vereyim. Efendim, bir kelime söyleyeceğim. Geliyorum kelimesi Türkçenin hani İstanbul Türkçesi deriz. Bunu Kureyş lehçesi olarak kabul edelim. Kureyş'in kullandığı geliyorum olarak kabul edelim. Peki Ege'li Gelion yani Gelivecen. Gelivercen Gelion Geleyrum Celeyrum Cideyrum Karadenizli farklı söylüyor. Doğu ve Güneydoğu'daki kardeşlerimiz farklı bir lehçeyle bunu söylüyor. Ama Bir herkes kelime. aynı şeyi söylüyor. Evet, aynı şey, aynı ifade. Ve herkes aynı şeyi anlıyor. Anlıyor. Ama lehçe farklılığı var.
Şimdi daha iyi anladık hocam. Teşekkür Nutuk ediyorum. farklılığı. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin Kureyş lehçesi olarak tebliğ etmiş olduğu Kur'an-ı Kerim artık farklı farklı kabileler, farklı farklı ülkelerden geldi. Ya Resulallah, hadis-i şerifte geçer. Biz senin ümmetin içerisinde yaşlılar var, farklı ülkelerden gelenler var, çocuklar var, dili dönmeyenler var. Bu konuda Rabbimizden bir işaret yok mu diye kendisine gelen sahabi efendimize diyor ki, Unzilel Kur'an, Kur'an indirilmiştir ala seb'ati ahrufin. Yedi harf üzere inmiştir. Şimdi bu harf üzerinde İslam alimleri, kıraat alimleri çok 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 makaleler yazmışlar. Çok çok kitaplar yazılmış. Harf nedir? Lehçe midir? Efendim, bir bölgeye has bir okuyuş mudur? Yedi farklı okuyuş mudur? Seba-i taarruf, yedi var orada, yedi ifadesi var. Seba'dan kasıt yedi midir? Seba'dan, bu sadece seba bir kısaltılmışındır. Bu seba bir örnektir. Bu aslında 700 de olabilir, 7000 de olabilir şeklinde. Peygamber Efendimiz, bu Kur'an 7 harf üzere indirilmiştir. Kendinize kolay geleni ondan okuyunuz. Yani burada farklı farklı görüşler var efendim. Peygamber hepsi, ama şunu kesinlikle ve kesinlikle şunu ifade etmek isterim. Kıraatler nasıl oluştu, nasıl gelişti? Yani her kabileye bir kolaylık olsun diye. Yani Kur'an'ı sen Kureyş lehçesinde indirildiği gibi okuyamadın, sen böyle oku mu dedi. Ya sen oku, o buna uyar mı dendi. Değil. Onun da bu bir ilim dalıdır. Bu bir ilim dalı olduğu için bütün kıraatler efendim, bütün harfler dediğimiz, bütün ve lehçeler, vecihler dediğimiz, vecih bir okuma şeklidir. Farklı rivayet şeklidir. Dolayısıyla burada halkımızın, bizi dinleyen kardeşlerimizin kafası karışmasın. Bu bir özel ilimdir. Ha bunun bize yansıması nedir diye düşündüğümüzde, baktığımızda kıraat ilmi ve tefsir ilmi, bütün ilimler Kur'an'dan doğmuştur Evet. bilirsiniz. Hadis ilmi, tefsir ilmi, akaid ilmi, fıkıh. Bir fıkıhçı bir mesele hakkında, bir konu hakkında fetva vereceği zaman İlk Kur'an önce olacak. yer Kur'an'dır. Kur'an olacak. Evet. Kur'an'daki bir kelime, onun kullanışı, onun farklı kıraatlerdeki okuyuşu fıkıhçılara bir delil teşkil etmiştir. O zaman bizim için rahmet. Rahmettir tabii ki. Zaten takra'u mâ teyesseram, yani o hadis-i şerifin devamında ümmete kolaylık olsun diye, bakın, birinci sebebi ümmete kolaylık olsun diye. Şimdi ben ya Celeyrum diyen adama ben geliyorum diyeceksin diyebilir miyim? Hatta hocam izleyicileri de az güldürelim. Bir fıkra anlatayım müsaadenizle. Edebiyat öğretmeni öğrencilere fiil çekimini öğretiyor. Tahtaya yazmış bakıyorum fiilini. Demiş çek evladım bakalım demiş fiili. Öğrenci başlamış. Bakacağım bakacaksın bakacak. Demiş sen sus sen çek bakayım. Bokarım bokar sen bokar. Demiş sen sus bakayım. Demiş hocam nasıl çekeceğiz? Bakıvereceğim. Bakıverecek bakıverecekler. Böyle çekemeyeceğiz diye. Ama hepsi dediğiniz gibi bakıyorum diyor. Evet. Herkes lehçe söyleniş farklı bile olsa ana mesaj aynı. La ilahe illallah pergelin ayağı hep orada hocam. Tabii ki, tabii ki efendim, tabii ki. Demek ki buyurduğunuzdan bizim anladığımız bu bir ilim. O bir ilim, İşte özel bir ilimle meşgul ilimdir. olanlar meşgul olacaklar. Vatandaşa yani bize yansıması hayatımızı kolaylaştıran bir ilim. Tabii ki, yani burada şunu gösteriyor bize Kur'an-ı Kerim her türlü okunuşuyla rahmet. Bakın, verdiği mesajla rahmet. Yani beni Kur'an-ı Kerim illaki sen böyle okuyacaksın. Şundan halkımızın, bizi dinleyenlerin kesinlikle şüphesi ve şek ve şüphesi asla olmasın. Bu bir ilimdir. Bu bir ilim nasıl ki hadis ilminde bize bugüne kadar gelen hadisler bir silsile yoluyla. O ondan rivayet etti, o ondan rivayet etti, bu bundan rivayet etti. Bize de bugüne kadar şu yolla geldi şeklinde bir silsile, bir zincir var ise, Kur'an-ı Kerim de aynı şekilde. Bizim icazetnamelerimizde şu yazar. Hocam der ki bana falanca tarihte falanca oğlu falan geldi.
Süleymanoğlu Yaşar benim önüme geldi. Bana Kur'an-ı Kerim'i ilk önce Hafs rivayetiyle, bizim Türkiye'de okuduğumuz rivayetimizle onu ilk önce bir okudu. Ondan sonra diğer bütün rivayetleri bana okudu. Ben de dinledim. Ben de hocamdan böyle aldım. Hocam hocası falancadan böyle aldı. Hocam onun hocası falancadan aldı. Onun hocası falancadan ta ki Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz Peygamber Efendimiz'den, Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'dan, Cebrail Aleyhisselam da Cenab-ı Hak'tan aldı. Altına mührünü vurur hocam. Zincir sağlam. Zincir sağlam. Bu noktada Elhamdülillah. hiçbir şüphemiz yok. Bu bir özel bir ilimdir. Bu noktada da Diyanet İşleri Başkanlığımızın ülkemiz genelinde farklı farklı eğitim merkezlerinde bu ilim okutulmakta. Biraz önce bir şeyi kaçırdım. Hani bir Estağfurullah. mucize dedik efendim. Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesi bir mucizedir. Yani örnekleri verdik. 600 sayfa bir Türkçe eseri, bir Arapça eseri, insanın yazmış olduğu bir eseri gel bakalım eksiksiz oku. Ama mesela çok güzel ilinizde Kocaeli'de Gölkent Kur'an kursu var. Evet. Gölkent Kur'an kursundaki hafızlarımız maşallah barakallah hocalarımızdan Allah razı olsun. Hafızlığını bitiren öğrenciye tescil yaptırmadan hafızlık imtihanına sokmuyor. Nedir tescil? Hafızımız Kur'an-ı Kerim'i ezberledi, bitirdi. Sağlamlaştırdı. Artık tescil yapacak. Nedir tescil? Sabah namazından sonra başlıyor okumaya. Yatsı namazından ne zamana kadar biterse gün boyunca, bir gün boyunca Fatiha'dan başlayıp Nas suresinden çıkarak ezbere okuyor ve buna tescil diyoruz. Artık Elhamdülillah. tesciliyor. Maşallah hocam. Şimdi bunu mucize olmayan bir kitap için biz nasıl söyleyebiliriz efendim? Hocam Allah'ın bizim için kelamı işte bu. Allah bana onu lütfediyor, bize onu lütfetmiş. Biz aldık başımıza koyduk dediğiniz gibi, buyurduğunuz gibi. Dolayısıyla Kur'an hayatımızın her anında, yaşantımızın her anında olmalı. Rabbim bizi o düsturla, o inançla, o bilinçle hayatını Kur'an'a göre tanzim eden, Kur'an'a göre yaşayan, sünnetine göre, Peygamber Efendimiz'in sünnetine göre yaşayan ve hakiki manada da kulluk bilincine ulaşanlardan eylesin diye ve dua aile ediyorum. efradına, zürriyetine yaşattıranlardan da eylesin. Amin. Amin. Hocam, Etiyopya Din Hizmetleri Müşavirliği'ni dediniz. Evet. Etiyopya neresi hocam? Afrika'nın bir ülkesi. Etiyopya'dan önce Habeşistan'ı duyduk. Hocam siz ilk Bilal-i muhacirlerden misiniz? Evet, Bilal-i Habeşi ismini çok duyduk. Hatta Bilal-i Habeşi Hazretleri hakkında yani çok konuşulması gereken bir sahabe efendimiz, Peygamber Efendimizin müezzini Radıyallahu anh. radıyallahu anh, Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Etiyopya sonradan Etiyopya olmuş, aslında Habeşistan. Habeşistan çok Evet. geniş bir coğrafya. Somali, Cibuti, Eritre, efendim, hatta Yemen'in bir kısmı. Bakın deniz aşırı geçiyoruz. Kızıldeniz'in karşısı. Etiyopya bizim için niçin önemli? Etiyopya, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı artık Kur'an, hep Kur'an üzerinde gidiyoruz. Kur'an'dan gideceğiz tabii ki de. Kur'an nazil olmaya başladıktan sonra, Peygamber Efendimiz Kur'an'ı tebliğ etmeye başladıktan sonra, Kur'an'ı okumaya, Kur'an'ı, İslam'ı tebliğ etmeye başladığı andan itibaren malumlarınız Mekkeli müşriklerin zulüm ve cefaları artık had seviyeye ulaştığında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabından bir grup 19-20 kişi ilk grup sahabisine diyor ki buradan gidin, göç edin. Habeşistan diye bir yer var. Orada adil bir kral var. O adil kralın Necaşi Hazretleri'nden bahsediyor. Adil kralın olduğu ülkede hiç kimseye zulmedilmez. Hocam Hiç hatta kimse. kızı da var değil mi bu grubun içinde Peygamber Evet, Efendimiz'in? evet. Peygamber Efendimiz'in kızı var. Hazreti Osman Efendimiz de var. Yani. Şimdi ilk grup buraya geldikten sonra ben öğrendim. Habeşistan, Darul Hicrateyn. İki kez Evet. hicret edilen ülke. İki kez hicret edildi. Peygamber Efendimiz döneminde ilk grup miladi 614 yılında ilk hicret gerçekleşiyor. Ardından tabii Mekkeli müşriklerin topluca Müslüman olduğu şeklinde bir Haber. haber üzerine göç eden
bu Habeşistan'a göç eden Müslümanlar tekrar geri dönüyorlar. Geri dönüyorlar. Tabii onlar geri döndükten sonra o eza ve zulüm, cefa devam ettiği için Peygamber Efendimiz ikinci bir emirle 100-120 kişi civarında oluşan bir yeni bir grubu tekrar gönderiyor. Bunların içerisinde Hazreti Osman Efendimiz de var. Onun için diyoruz ki buraya Darul Hicreteyn, iki kez hicret edilen ülke şeklinde yer diye. Geçtiğimiz bir ay evvel Türkiye Diyanet Vakfımızın emanetleri olan adak, akika, şükür kurbanlarını nerede keselim diye düşündük. Necaşi Hazretleri'nin uzun zamandır kabrini ziyaret etmek istiyorduk. Necaşi Hazretleri'nin köyüne gittik. Kabrinin olduğu bölgeye gittik. Kabrini ziyaret ettik. Yanında medfun bulunan 15 adet sahabi efendimizi ziyaret ettik. Orada kurbanlara emanetlerimizi kestik. Oradaki yaşayan Müslüman kardeşlerimize onları emanetlerimizi ulaştırdık. Allah razı olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz TİKA vasıtasıyla Necaşi Hazretleri'nin kabrini 2018 yılında oraya bir cami yaparak, kabrini tekrar restorasyon yaparak, etrafındaki bulunan sahabe efendilerimizin kabirlerini muhafaza ederek, onları da tekrar restorasyona tabi tutarak çok güzel bir faaliyet gerçekleştirdi. Oraya yani Türkiye'nin Bilal-i Habeşi ve Necaşi Müslümanlara sahip çıkan, Müslüman eziyet gören Müslümanlara kol kanat gelen adil hükümdara olan hürmetini, muhabbetini, sevgisini TİKA vasıtamızla biz Türkiye Cumhuriyeti olarak göstermiş olduk. Tabii burası efendim Etiyopya biraz değişik bir memleket. Nasıl? Resmi rakamlara göre %60'a %40 Hristiyan çoğunluğu var dense de bu hakikatte böyle değil. Tam tersi %60'a %40 şu an. Ama yönetim olarak ülkenin yönetimi Müslümanların elinde değil, ülke yönetimi Hristiyanların elinde. Tabii burada eyalet sistemi var Sayın Hocam. Eyalet sistemi 14, 15, 16 şu anda 16'ya çıktı. Yeni yeni ayrılan bölgeler oldu. 16 farklı eyaletten oluşan her eyaletin mesela Somali %100 Müslüman. Buranın da bir Somali bölgesi var. Etiyopya'nın içerisinde Somali bölgesi var. Etiyopyalılar. Asılları Somalili olmakla birlikte Etiyopya vatandaşı olan Somali. Somali bölgesi var. Harar dediğimiz İslam'ın dördüncü kutsal şehri olarak kabul edilen bir Harar var. Harar şehri. Orası da çok böyle maneviyatı yüksek olan, %100 Müslüman olan. Ama orada böyle bir artık ona devlet politikası mı dersiniz? %100 Müslüman olsa bile bir bölgenin halkı yönetimin aldığı işte siyaset gereği mi diyelim, o bölgenin en böyle merkezi noktasında bir tane kiliseyi görürsünüz. En yüksek tepesinde kiliseyi görebilirsiniz. Buna rağmen Hristiyan Müslüman çatışmasını burada göremiyorsunuz. Burası tamamen çok fazla ırkın bulunduğu, etnik çatışmaların çok fazla yaşandığı. Sevgili izleyiciler, bir Afrikalının sözü var. Diyor ya, o beyaz adam geldiğinde bizim onların elinde İncil vardı, bizim elimizde ekmek vardı. Gözümüzü bir açıp kapadık ki onların elinde bizim zincirimiz, onların elinde kitap, bizim kitabımız olmuş. Şimdi bir programda izlemiştim. Daha sonra beyaz adam oraya gittiğinde, hatta giden kardeşimiz bir Kur'an kursuna gidiyor. Tahtalara yazıyorlar. Kur'an-ı Kerim metinlerini öyle ezberliyorlar değerli izleyiciler. O diyor ki ben de Müslümanım deyince aa beyaz Müslüman nasıl olur? Fatiha'yı okuyunca gözlerinden yaş boşalmaya başlıyor. Hakikaten Müslüman diyorlar. Şimdi hocam siz bir beyaz adam oraya gittiniz. Hem Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen hem Diyanet İşleri Başkanlığımızı temsilen hem de Diyanet Vakfımızı temsilen oradasınız. Diyanet İşleri Başkanlığımız, Diyanet Vakfımız vaktimiz de daralıyor. Evet. Neler yapıyor? Orada Diyanet İşleri Başkanlığı nedir? Diyanet Vakfı nedir? Ne gibi hizmetlerimiz var hocam? Burada Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığımız, Dışişleri Bakanlığımızın bünyesinde Afrika'nın farklı farklı ülkelerinde din hizmetleri, müşavirlikleri kadroları ihdas edilmiş zamanında. Bazı ülkelerde yeni yeni açılıyoruz, bazı ülkelerde 10 yıldır, 15 yıldır varız. Resmi olarak, müşavirlik olarak varız ama daha öncesinde Diyanet Vakfımız kuruluşundan itibaren buralarda. Resmi, gayri resmi.
Dolayısıyla biz ilk öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir temsilciliğiyiz burada. Buradaki dini kurumla, muhatap olduğumuz muhatap kurumla, buranın Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortaklaşa neler yapabiliriz, neler yapıyoruz, bunlarla alakalı başkanlığımızın talimatları, yönlendirmeleri doğrultusunda burada işler yapmaya gayret gösteriyoruz. Nedir? Buradaki dini hayata nasıl yön verebiliriz? Burada en fazla ihtiyaç, biraz önce hani Kur'an tahtalara Kur'an-ı Kerimler yazılır, ezberlenir. Burada Kur'an-ı Kerim çok önemli. Yani buranın Diyanet İşleri Başkanlığı ve başkanlığımız işbirliği içerisinde, Türkiye Diyanet Vakfımız işbirliği içerisinde Kur'an-ı Kerim basımı buranın yerel dillerinde onların tercümesi yapılıp onlara dağıtımı. Bu dini alanda yapılacak faaliyetlerimizi buranın din işleri yüksek konseyi, yani onlarla birlikte bu işlemleri yapıyoruz. Bunun dışında tabii ki buradaki ağırlığımız, buradaki varlık sebebimiz. Afrika malum, biraz önce de bahsettik. Buraya gelmişler, ellerindeki zenginlikleri almışlar. Zenginlik içerisinde fakirlik yaşatıyorlar. Zenginlik içerisinde fakirliği yaşıyorlar. Burası efendim, yani bir ay sonra, yaklaşık Mart ayının ortalarından Ağustos, Eylül, Ekim'e kadar efendim aralıksız yağmur yağar. Yüksek bir yerdir, aralıksız yağmur yağar. Bol yağmur, yağış alan bir ülke olmasına rağmen burada su sıkıntısı var efendim. O Su nasıl oluyor sıkıntısı var. hocam? O nasıl oluyor? Yani bulunduğumuz başkent yüksek olduğu için tabii burası çok yağış alıyor. Ama bu, yani Nil Nehri buradan geçiyor. Bakın, yani bu bir artık, yani devletin bir politikası mıdır? Ya suyun içinde Haklıysa susuzsunuz. suyun içinde susuzsunuz. Gölge dışına çıktığınız zaman 50 kilometre, 100 kilometre, hele böyle birazcık daha sıcakların fazla olduğu bölgelerde yağmur sıkıntısı, açlık. Şu anda Necaşi Hazretleri'nin bulunmuş olduğu Tigray bölgesi diyoruz. Tigray bölgesinde şu anda artık kıtlık başladı. Açlık. Günlük haberler geliyor. Günlük 10 kişi, 20 kişi, 100 kişi öldü. Şu kadar insan öldü, bu kadar insan öldü şeklinde haberler geliyor. Dolayısıyla biz burada niye varız? Türkiye Diyanet Vakfımızın hayri hizmetleri nedir? En başta Kurban Bayramı'nda kurban organizasyonu. 2023 yılı itibariyle burada biz 6 bin adet büyükbaş hayvan kestik efendim. Allah kabul etsin. Yani bu da 42 bin hisseye tekabül eder. 42 bin insan. 42 bin hisse, yani bunu böyle bir hesap yaptığımızda yüz binleri geçen insanımıza ulaştırdık. Elhamdülillah. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş. Bizim Evet. vakfımızın kurban sloganımızdır bu. Dolayısıyla burada 15-16 farklı bölgede kurbanlarımızı kestik, dağıttık. Bunun haricinde aylık olarak Adak Akika Şükür Kurbanı bağışında bulunan bağışçılarımızın bağışları 15 adet, 20 adet, 15 adet, 20 adet. Elhamdülillah Ağustos ayından şu ana kadar bütün aylarda, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, bütün aylarda farklı farklı bölgelerde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize kurban etlerimizi, Adak Akika Şükür kurbanlarımızı dağıttık. Yine bir bölgemizde buradaki iç savaş sebebiyle bundan 2 yıl önce, 3 yıl önce çıkan iç savaş döneminde yerlerinden edilmiş olan, tamamı Müslüman olan 500 ailenin yaşamış olduğu bir mülteci kampına, yine Türkiye Diyanet Vakfımızın acil insani gıda yardımı, un yardımı, ayçiçek yağı yardımı, bunun yanında 15 adet, 20 adet kurban kesimi, onları bir böyle bir paket halinde hazırlayarak mülteci kampında kapı kapı dolaşarak elhamdülillah emanetlerimizi onlara ulaştırdık. En büyük hizmetlerimizden bir tanesi yine su kuyusu. Ben göreve başladığım andan itibaren bir tane olan su kuyumuz şu anda elhamdülillah beşincisinin bir iki hafta içerisinde beşinci kuyumuzu açacağız Allah nasip ederse. Maşallah. Yani Sayın Hocam, biz daha, yani yaşadığımız çok böyle duygusal anlardan biridir. Unutamadığım anlardan biridir. Yani kuyu açılmış,
Bu yönün bütün işlemleri tamamlanmış. Biz gidiyoruz artık resmi açılışını yapacağız. Ana yoldan Kuyunun olduğu köye giriş yapacağız. Tam ana yoldan köyün girişinden itibaren Türk bayraklarıyla. Bakın Türk bayrakları, Etiyopya bayrağı, Türk bayrağı önümüzde zılgıt deriz ya zılgıt. Böyle o blululul sesler, efendim dualar, tekbirler 1 kilometre, 1,5 kilometre önümüzden yürüyerek böyle yani biz o alana girdiğimizde o insanların gözlerindeki mutluluk, o insanların bize karşı olan yapmış olduğu dualar, bizi o sıcak karşılamaları yani burada beraber görev yaptığımız Türkiye'den görevli hocamız da var. Beraber çalışıyoruz. Koordinatör din görevlisi hocamızla birlikte. Yani ikimiz de gayri ihtiyari olarak yani gözlerimizden yaşlar boşandı efendim. Yani insana dokunmak efendim. Ramazan'ın içinde bulunduğumuz yani mesaj olsun insanlarımıza, dinleyicilerimize, seyircilerimize. Ramazan'ı bir fırsat bilelim değerli dinleyenlerim. Ramazan'ı bir fırsat bilelim. Ramazan Kur'an ayıdır. Kur'an okuyacağız. Kendi nefsimizi terbiye edeceğiz. Kur'an bize ne diyor onu anlamaya çalışacağız. Kur'an bize neyi emrediyor, neyi yasaklıyor. Ramazan ayı infak ayıdır, hayır hasenat ayıdır. Ramazan ayında niçin oruç tutarız? Nefsimizi terbiye etmek için tutarız ama çok basit, dile çok basit gelen hani açın halinden anlamak deriz. Yani Ramazan ayında sabah akşama kadar yani kış günlerinde zaten kısacık bir şey ya yani çok da belki acıkmıyoruz hemen bir çoyber duyuyoruz ama bunu yıl boyunca ömrü boyunca bunu yaşayan insanlar günde bir kere yiyor yediğinin de acaba kendisine ne kadar faydası var? Sevgili hocam. Burada öyle bir hal almalıyız ki Ramazan bizi öyle bir hani derler ya tut beni ey oruç biz orucu mu tutalım oruç mu bizi tutsun? Hem biz orucu tutacağız, hem oruç bizi tutacak. Her manada tutacak. Kur'an'la tutacak, ibadetle tutacak, zikirle tutacak, hayır hasenatla tutacak ama tutacak. Sevgili Rabbim hocam, yüreğine sağlık. hayırlısıyla Ramazan'ı tamamlamayı, daha nice Ramazanlara ulaşmayı bizlere nasip Amin. eylesin. İnşallah. Sevgili dostlar. Burada yarım kalmasın. İşte hayır Cümlenizi hasenat alalım hocam. öğrencilerimizi Türkiye'de Türkiye Diyanet Vakfımızın bursuyla Türkiye'de İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi okuyan öğrencilerimizi seçiyoruz, onları gönderiyoruz. Bu sene 28-29 öğrenciyi seçtik ve gönderdik. Türkiye'nin farklı illerindeki İmam Hatip Lisesi, uluslararası İmam Hatip Liselerinde bu öğrencilerimiz öğrenimlerine devam ediyor. Bu öğrencilerimizle birlikte biz artık dönüp o öğrencilerimiz Türkiye'de okuduk, Türkiye kendi ülkelerine döndüklerinde Türkiye'den almış olduğu, Türkiye'mizden almış olduğu o bilgi birikimi kendi ülkelerine getiriyorlar. Ve bizim de burada elimiz ayağımız haline geliyor. İnşallah. Ülkeyi İnşallah. tanıdıkları için bize rehberlik ediyorlar. İnşallah. Biz vesile oluyoruz. Allah'ım hayırlı hizmetler nasip etmeyi nasip eylesin inşallah. Amin. Sevgili hocam, sevgili izleyiciler. Şimdi hem hocamızı dinlendirelim biraz, hem de gönüllerimiz biraz sürur olsun. Sakarya Erenler, Hazreti Mus'ab Kur'an kursu öğreticimiz İdris Gezer hocamdan güzel bir ilahi dinleyeceğiz. Buyurun sevgili hocam. Nasıl bilmem
Garibisin şu dünyada, gülme gülme, ağla gönül. Derdin dahi çoktur senin, gülme gülme. Ebu Bekir Sıddık Veli oldur peygamberin yari, Ali Ömer, Ali Ömer, Osman İşin gücün zevku sefa, dünya kime kılmış vefa? Hani nerede? Hani nerede Muhammed Mustafa? Onlar cihana geldiler, hep gittiler, kalmadılar, gülmediler, ağladılar. Gülme
Ağla gönül. Hocam yüreğine, sesine, sözüne, gönlüne sağlık. Ramazan ayı dedik ya, oruç ayı. Ama ben dedim ya, Etiyopya çok uzak, hayır çok yakın. Çok uzak değil dostlar. Evet. Hocam bir ifade kullandı. Necaşi'nin kabrinin olduğu yerde 6 tane sahabe kabri var dedi. Güney Afrika'ya iniyorsunuz, orada sahabe kabirleri var. Var. Kıbrıs'a geliyorsunuz, Hala Sultan kabri var. Rum kesiminde maalesef Hala Sultan Peygamber Efendimizin halasının. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Mozambik diye bir ülke var. Afrika'da, Güney Afrika'da Mozambik İngilizceleşmiş bir tabire dönüşmüş artık. Aynı Habeşistan'ın Etiyopya'ya dönüşmesi gibi. Birçok ülke öyle. Mozambik'in eski ismi yanlış hatırlamıyorsam Musa bin Bek'tir. Ama dönmüş. İşte bu kültür erozyonu maalesef Müslüman'ı bile Müslüman tanınmaz bir hale getirmiş. Hocamın anlattıklarından dedi ya hocam, Müslümanlar ama değiller, değiller ama Müslümanlar yapısına bürünmüş. Bakın bir beyaz adam oraya gittiğinde 6 tane su kuyusu sizin elinize el olarak açabiliyor. Sizin dilinize dil olarak gönüllere dokunup da Türk bayraklarını sallandırabiliyor. Oradaki çocukları buraya getirip burada yetiştirip tekrar oraya el gönül bağı köprüsü kurdurabiliyor. Evet. Rabbim gönül bağı kurdurabilenlere ne mutlu ve selam olsun onlara. Sevgili hocam, bu iftar vaktinde bizimle beraber olduğunuz o güzel diyarlardan Necaşi'ye ve yanında yatan sahabe efendilerimize selam olsun. Bizim de selamlarımızı iletesiniz. Oradaki bütün dostlarımıza, bizi sevenlerimize, izleyicilerimize. Hocam iyi ki varsınız. Hep var olun. Allah Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağını sadece Etiyopya'da değil, dünyanın her yerinde dalgalandıralım ki ezan-ı Muhammedi inşallah yine bizim sayemizde dinmesin. Evet. Rabbim bu millete, bu dine bizleri tekrar hizmetkar kılsın. Sizler ve sizin gibi gönüldaşlar sayesinde. Sevgili dostlar bir cümle daha söyleyeyim. Alan boşluk kabul etmez. Biz gitmezsek başkaları giderler. Ömrünüz gül, ahiretiniz, akıbetimiz şen olsun inşallah. Rabbime emanet olunuz.